Buhara-i Şerif'teki gezimizi sürdürüyoruz. Şu anda Lab House olarak tabir edilen mekandayız. Hemen arkamda gördüğünüz yer tekke maksatlı olarak yapılmış zamanında. Ancak şimdi çömlekçilik ve seramikçilik atölyesi olarak kullanılıyor. Ve bu nedenle de her ne kadar tekke işlevini yerine getirmiyorsa da yine de bir terbiye, bir edep merkezi olmak bakımından, zanaatkarlara açılmış bir mekan olmak bakımından aynı işlevini devam ettiriyor. Hemen ardında gördüğünüz yer Lab House. Lab, malum Farsçadan gelen bir kelime, dudak demek. Ama aynı zamanda eğer havuzla, denizle, ırmakla ilgili olarak kullanılıyorsa, bu durumda da havuzun dudağı, nehrin dudağı ya da denizin dudağı anlamına geliyor. Oldukça zengin çağrışımlara olan bir şehir. Bu zengin çağrışımlar hemen hemen aynıyla buraya yansımış gibi. Çünkü burası aynı zamanda Buhara-i Şerif halkının akşamları, nabzının da attığı bir yerdir. Akşamları burası ışıklandırılır. Rengarenk ışıkların altında Buhara-i Şerif halkı burada kahvesini yudumlayarak muhabbeti koyulaştırdıkça koyulaştırır. Gecenin bir yarılarına kadar burada sohbet kesintisiz olarak devam eder. Hafif bir müzik eşliğinde, bir açık hava kafesi şeklinde dört bir tarafıyla çevrili, güzel insanların, güzel yüzlü insanların muhabbetlerinin renklendiği bir yer olarak sosyal hayatın nabzının attığı bir yer haline gelir Lab House. Başka bir açıdan Lab House. Hemen yine ardımda gördüğünüz yer Kükeltaş Medresesi. Kükeltaş, süt kardeşler demek. Ve Taşkent'te ilk örneğini gördüğümüz Kükeltaş Medresesi'nin buradaki kardeşi. Burada devenin önünde size bilgi veriyorum. Bir deve heykelinin önünde. Çünkü Kükeltaş Medresesi'nin asıl eğitimi matematik ve coğrafya üzerine kurulu. Neden coğrafya ve matematik diye soracak olursanız, burası İpek Yolu üzeri ve dolayısıyla Buhara, geçmişteki özellikle İpek sevkiyatının, Baharat sevkiyatının yapıldığı en önemli merkezlerden bir tanesi. Böylece kervanlar Buhara'ya uğrayıp, Buhara üzerinden Semerkant, Semerkant'tan Taşkent, Taşkent'ten de Doğu Türkistan üzerinden Çin'e giriş yapıyorlar. Ve aynı şekilde oraya götürdükleri mal ve malzemeleri oradan baharat yüklü olarak buraya geri dönüyorlar. Bu nedenle İpek Yolu aynı zamanda çok siyasi manaları da olan ve belki de bu coğrafyadaki en ciddi problemlerin, işgallerin, sorunların ortaya çıkmasının da ana nedenidir. Bu nedenle Mavera-Ünnehir gerçeğini iyi kavramak için aslında İpek Yolu gerçekliğini iyi kavramak gerekir. Çünkü yollara hakim olan dünyaya hakim olur. O nedenle de bu hakimiyetin yolu yollardan geçtiği için hemen her devlet, her cihangir padişah, her hükümran padişah mutlaka İpek yolunu eline geçirmeye çalışmıştır. Ve bu nedenle Buhara-i Şerif'in kaderi hep değişmiş, hep zulme maruz kalmış, hep yıkıma maruz kalmıştır. Ama buna rağmen Buhara-i Şerif halen var. Ve sadece İpek yoluyla değil, aynı zamanda Müslüman alimlerin her biri bir fener olarak bütün dünyayı aydınlattıkları bir mekan olarak Buhara-i Şerif yine var ve inşallah hep olacak gezimizi.
Şu anda Nadir Divan Digi, Özbekçe söylenişiyle Nadir Divan Bey'i tarafından yaptırılmış olan medresenin önündeyiz. Aslında burası ilk yapılış olarak, niyet olarak daha doğrusu kervansaray olarak yapılmış. Neden kervansaray? Demin söylediğim gibi burası İpek Yolu ve kervanların geçişinde burası aşırı bir nüfus artışı sağlıyor. Ve eski zamanın otellerinin yerini tutan kervanların mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor. Daha sonra buraya İmam Kulhan teşrif ediyorlar ve burayı genel manada bir ilim merkezi, ilim ışığının yandığı bir mekan. Ayak izlerini görmediğimiz binlerce insanın yürüyüşünü hayal edip kendimizi Müslümanların medeniyetine tabi, Müslüman büyüklerimizin, alimlerimizin mirasına tabi insanlar olarak hissedebiliriz. Bu manada Buhara-i Şerif bizim miras mekanlarımızdan bir mekandır ve gönlümüzün en rahat ettiği yerlerden birisi.